ve mücevher dünyasını şekillendiren kadınlar birlik olduğu tasarıma da el attılar. Üstelik sektörde söz sahibi olmak için bir de festival düzenlemeye hazırlanıyorlar. İşte detaylar. Aksesuar denilince hemen akla kadınlar geliyor. Fakat kadınlar bu kez tüketen tarafta değil, üreten tarafta. Mart ayında bir alışveriş festivali varmış. Aynı zamanda kadınlara da ışık tutan bir etkinlik olacakmış. Bize detaylarını verebilir misiniz? Tabii, ben Alalux adında bir platformun kurucusuyum. 5 senedir kadın girişimcileri bir araya getiriyoruz. Onların özellikle alım gücü yüksek kesimlerle buluşmasını ve satış yapmalarını sağlıyoruz. Türkiye'deki girişimci kadınlar yeteri kadar desteği görebiliyorlar mı? Hakikaten son yıllarda devletin bu anlamda teşvikleri, destekleri çok fazla. Bunların içinde hem eğitimsel destekler var, hem maddi anlamda kapital verme, insanların, kadınların özellikle iş kurmasını destekleme gibi çok büyük atılımlar yapıldı. Tanıdık simalardan da etkinliğe katılanlar varmış. Öğrenebilir miyiz tabii kimler? Tabii ki. Geçmişte misafirimiz olarak, yani ziyaretçi olarak gelen çok hanım var bildiğimiz, ama konuşmacı olarak misafir ettiğimiz Leyla Alaton, Gamze Cizreli, Siren Ertan, Mehtap Elaydi gibi, Arzu Tabancı gibi isimler hepsi var. Hepsi çok başarılı isimler. Hepsi başarılı, bir de hepsinin hikayesi ve altyapısı farklı. Kimi aile işini devralmış, kimi sıfırdan kurmuş, kimi hiç ihtiyacı yokken çalışmak için bazı bariyerleri aşmış ve kendi iş hayatını oluşturmuş isimler. Bence her perspektif çok kıymetli. Neler popüler olacak? Burada inci görüyorum ben. İnci 2019 inci senesi. Bunun hakikaten böyle püsküllü ve göze çarpan değişik bir bilezik aslında modeli o. O kadar değerli ki böyle dokunurken... O mesela üzerinde elmaslarla pırlantaların buluştuğu ama elmasın klasik o anneannelerimizde görmeye alışkın olduğumuz haliyle değil, daha farklı, daha modern kesimleriyle buluşturduğumuz bir bilezik. Mesela altı açık ve sert kalıplı bir bilezik. Bu mesela üzerinde mine ile işlenmiş Kanuni Sultan Süleyman'ın evlendiğinde Hürrem Sultan'a hediye ettiği bir mendil var. Onun motifleriyle işlenmiş mine sanatı, o zaman Doruk'taydı biliyorsunuz Çin'i sanatı. O yüzden biz de mine ile onu buluşturduk. Kıyafet sektöründe olduğu gibi mücevherde de bu var. Çünkü mücevher elbise gibidir. Çok zaman yaşamışızdır. Vitrinde görür, çok beğenir ama elinde istediği gibi durmayabilir. Çünkü parmak yapısıyla çok alakalı. Çok kısa parmaklı kadınların çok büyük, çok iri yüzükler takması çok doğru değil aslında. Çok da parmakları iri olan insanların incecik ve böyle parmağında kaybolabilecek tarzda ürünleri takmasını tavsiye etmiyoruz. Ama tabii bu bir zevk meselesi. Hatta bir ölçü bile verebiliriz. Yani parmağın üçte birini geçmemesi gerektiğine biz inanıyoruz. Küpede boyun kısmımız biliyorsunuz hepimizin farklı proporsiyonu. Çok kısa boyunlu olanların çok uzun küpeler takması daha zor, daha hoş durmayabiliyor. Ama ince ve uzun boyunlu hanımlar rahat rahat uzun küpeler takabiliyorlar. Bu sene de yine gösterişli küpeler çok moda. Evet. O yüzden uzun boyunlu hanımların bir şansı var bu konuda. Kadın yeter ki istesin, her şeyi başarır diyor ve şimdilik veda ediyoruz.